Yanlarında kendilerinden başkasına bakmayan iri gözlü güzeller olacaktır. Bunlar sanki örtülüp saklanmış yumurtalar gibidir. Allah'tan korkanlara gelince, onlar güvenli bir yerde, bahçelerde ve pınar başlarında olacaklardır. Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyecekler ve karşılıklı olarak oturacaklardır. Bu böyledir. Ayrıca onları iri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir. Kuşkusuz Allah'tan sakınanlar, onlar Rablerinin kendilerine verdiklerinden ve kendilerini cehennem azabından korumasından dolayı neşeli bir halde cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Onlara dünyada yapmış olduklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin ve için denilecektir. Biz onları iri gözlü güzel hurilerle evlendireceğiz. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar olacaktır. Onlar için orada çadırlara kapanmış huriler olacaktır. Onlara kendilerinden önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuş olacaktır. Onlar yemyeşil yastıklara ve olağanüstü güzel döşeklere yaslanacaklardır. Orada onlar için bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş olan ve kendilerinden önce ne bir insanın ne de bir cinin dokunmadığı güzeller olacaktır. Biz o güzelleri sağın adamları için apayrı bir biçimde yarattık. Onları bakire, eşlerine aşık olan yaşıtlar kıldık. Allah'tan korkanlara gelince, onlar için bir kurtuluş, bir başarı, bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar, içleri dolu kadehler olacaktır. Yapmış olduklarına karşılık olarak, sedeflerinde saklanmış olan inciler gibi iri gözlü huriler onların olacaktır. Thank you.
Ey Peygamber! Biz mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyelerini, seninle birlikte hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını ve kendini peygambere hibe eden, peygamberin de kendisiyle evlenmek isteyeceği inanan kadını, ancak bu sonuncusu diğer inanmış erkeklere değil, sadece sana özgü olmak üzere kıldık. Diğer inananlara gelince, biz onların eşleri ve cariyeleriyle ilgili olarak neyi farz kıldığımızı elbette bilmekteyiz. Bu açıklamalar sana herhangi bir güçlük olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Eşlerinden dilediğinin yanına gitmeyi bir süre geciktirebilir, dilediğini de yanına alabilirsin. Bıraktığın eşlerinden dilediğini yeniden yanına alman da... Merhaba, merhaba. İyi akşamlar arkadaşlar. Güzeldi değil mi? Gördünüz mü cennet abi? Böyle cennet hangi dinde var abi? Kolay değil cennete gitmek abi. Evet arkadaşlar, Gizlenen İslam Gerçeği Geek Canlı Yayını programına hepiniz hoş geldiniz. Akid işler. Bugün cennet hayatını anlatacağız. Cennet hayatı. Çok güzel bir hayat abi. Cennet. Cennet deyip de geçmeyin abi. Her adam gidemez ha. Öyle boş beleş cennete gitmek yok abicim. Söyleyeyim yani. Cihad edeceksin. Erdemli, ha, önce erdemli insan olacaksın abi. Erdemsizsen gidemezsin abi. İftira atarsan gidemezsin. Bir insanın eleştirirken ırzı namusu katarsan gidemezsin. Ya da ateistse birisi, ateist şey yaparsan, damgalarsan ırzına namusuna laf edersin. Onu koyun hırsızlığıyla suçlarsın. Ondan sonra içki için koyun sattı yaparsın. Çocuğa sarptı yaparsın. Cennet öyle oluyor oğlum. Boru değil oğlum. Cennete gitmek her adam gidemez abicim. Söyleyeyim. Böyle boş beleş adamların yeri değil cennet. Baksana neler var ya. Şu cenneti bir gör abicim. Allah! Bak Arap şeyi de söyledim ha. Onların Allah'ını da söyledim. Allah! Bu cennet kolay değil abi. Neyse arkadaşlar, seste bir sıkıntı yok. Ben yardırdım gidiyorum da. Evet, cennet, 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 cennet. Evet. Arkadaşlar bugün cinneti anlatacağız. Cinnet, cinnet. Gördüğünüz gibi cennet böyle abicim. Şimdi arkadaşlar cenneti anlatırken biraz bekleyelim. Diğer arkadaşlar da gelsin. 60 kişi olmuşuz ama. Şimdi arkadaşlar cenneti anlatacağız da. Birkaç şey de söyleyelim. Arkadaşlar toparlansın. Gizlenen İslam Gerçeği YouTube kanalı şu an kapandı abicim. Kapandı. Niye kapandığını zaten bizim grupta da yazdım. Kapanmasının sebebi arkadaşlar, son iki tane videom vardı. Zeyt anlattığım video. Daha önce onu Türkiye'de yasaklamışlardı. Ben onu İngilizce çevirip tekrar kanala yükledim. Bir de Ayşe validemiz olayı var ya, Muhammed'le Ayşe validemiz. Az önceki o eklentideki ayetler onunla da alakalı ya, neyse. O videomdan sonra abicim, demek ki bizim dindarlar, İslamcılar cinnet geçirdi demek ki. O yüzden kanalı şikayet bombardımanına tutmuş demek ki. Kanal çat gitti abicim, çat gitti. Gerçekleri konuşmak acı abicim. Gerçekleri kabullenmek acı. Anlamıyorum ya, bak az önce videonun girişinde de intro'da da gösterdim. Bak benim sesim de değil ya, onlar sizin yaptığınız videolar. Yani o sesi seslendirenler sizlersiniz. Bu dine inanan insanlar, siz seslendirmişsiniz. Bak nasıl güzel anlatıyor, tomurcuk memeli falan filan. Onu ben demedim bak. Ama işte bunu dillendirince abicim suçu oluyorsun. İşte ne oluyor? Şikayet ediliyor. YouTube kanalı kapansın, Facebook kanalı kapansın. İnsanlar duymasın. Ulan oğlum siz bu işin eğitimini vermiyor musunuz? Siz insanları İslam'a davet ederken bunları anlatmıyor musunuz zaten? Bunları vaat etmiyor musunuz? Ya da Allah, senin o Allah dediğin olgu neyse bunları anlatmıyor mu kardeşim? Yani bunları vermiyor mu? O zaman niye sen gocunuyorsun ya? Bir sürü YouTube'da kanal var. Accent TV'dir, Hayal Alem'dir, Sözler Köşkü'dür. Bak onların kanalı hiç kapanmaz değil mi? Yıllardır duruyor. Benim kanalım bir senede, Facebook hesabım zaten cılkı çıktı. Benim şeyin YouTube kanalı bir yılda 4 kere kapandı. Bu da 5. oldu herhalde, bilmiyorum. Habire kapanıyor. Onlarda hiçbir şey yok ama biz anlatınca, bunları anlatınca, bak hurileri, Muhammed'in hayatını anlatınca biz suçlu oluyoruz. Kanal kapansın, hakaret ediyor. Dinime hakaret ediyor, dinime küfür ediyor. Ya kardeşim işte lan, işte her şey ortada kardeşim ya. Hepsi ortada. Bunları ben bir yerden alıp senin o nefret ettiğin İncil'den getirmedim ki. Bunlar Yahudilerin kitabında olan şeyler değil ki, bu hurileri. Bir sürü şey. Bunlar senin kitabının, senin inandığın dinin bir gerçeği. Sen bunu anlatarak insanları dine davet ediyorsun.
O dindaş kanallar, İslamcı kanallar niye kapanmıyor da bizimki hep saldırılıyor, bombardımana tutuluyor. Zeyd videom ve Ayşe ile ilgili olan, Muhammed'in seks hayatı ve Ayşe ile ilgili olan videom abicim cinnet getirmiş demek ki, çat kanal gitti. Neyse arkadaşlar, ben konuya gireceğim. Arkadaşlar bakayım gelmiş mi bayağı? Evet, olmuşuz bayağı. Edip Yüksel'e ulaşamadım arkadaşlar. Normalde bugün Edip Yüksel'le bir yayın yapacaktık. Edip Yüksel'e ulaşamadım. İşi var, bu da bilmiyorum yani. Aradım, birkaç defa cevap vermedi. Zaten geç de oldu. Ben de kendim çıkayım, anlatayım. Eğer arar da şey yaparsa bir dahaki yayını onunla yaparız. Sen bu yayında şey olmuş olur, konu hakkında biraz bilgi vermiş olurum size. Konu hakkında fikir olunca Edip Yüksel gelirse herkes en azından konuyu bilmiş olur. Yani anlatacağımız konuyu bilmiş olur. Zaten Edip Yüksel de gelmiş olsaydı benim anlatacaklarım bunlardı. Cennet hayatı nedir? Ayetlerle anlatacağız. Bu hurler nedir? Hurlerim aslı nereden geliyor aslında? Hurler sadece şeyde yok, İslamiyet'te yok. Muhammed'in ilham aldığı şeyler de var, hurler bu cenneti tasvir ederken. Şimdi konuya girelim abicim yavaş yavaş. Evet, neydi başlığımız? Yani konumuz cennet hayatı ve hurler. Bakalım bu cennet neymiş arkadaşlar? Şöyle metinlerle, kaynaklarla, ayetlerle sırayla size anlatıvereyim bugün. Evet. Neymiş cennet hayatı? Cennet neymiş? İsterseniz onu şöyle bir anlatalım. Cennet neymiş? Cennet. Okuyalım abicim. Cennet neymiş? Evet. Ekranda da gördüğünüz gibi cennet. Okuyalım mı abicim? Okuyalım. Cennet, cennetin genel tanımı. Cennet, dini kozmoloji ve felsefede gök, yedi gök, uçmak gibi adlarla anılan ilah, melek, cin, aziz denilen dirilmiş atalar gibi varlıkların yaşadığı, köken aldığı veya hüküm sürdüğüne inanılan yerdir. Bazı dini inançlara göre cennet yaratıkları yeryüzüne inebilir. Reenkarnasyon ve yerde yaşayanlar ölümlerinden sonra bazı özel durumlarda yaşamakta oldukları hayat devam ederken cennete gidebilirler. Cennet kavramına inanan kişiler genellikle cennetin insanların bir kısmı veya hepsi için ahirette bulunan nihai bir varış noktası olduğunu düşünürler. Ayrıca cennet kavramına sahip inançların çoğunluğunda cennet iyi insanların ulaştığı bir ahiret mekanıdır. Evet, cennetin genel tanımı bu şekilde arkadaşlar. Mitolojideki cennete bakalım. Etimoloji. Etimolojide cennet neymiş abiciğim? Hemen ekrana veriyorum abi. Cennetin etimolojisi. Etimolojide cennet. Etimolojiye göre cennetin tanımı. Cennet sözcüğü Arapça kökenlidir. Arapça ekranda gördüğünüz gibi okuyamıyorum. Her dinin cennet kavramına verdiği özel isimler olabilir. Türk Dil Kurumu tanımına göre cennet, dini inançlara göre dünyada iyilik yapanların, günahsızların öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yere uçmaktır. Evet, Türk Dil Kurumu da bu şekilde tanımlamış. Evet, bakın mitolojideki cennet neymiş? Az sonra bu mitolojiyi biraz daha açacağım arkadaşlar tanımlarla. Mitolojiye göre cennetin tanımı. Sümer mitolojisinde birçok cennet tasvirlerinin Yahudilik ve İslam'ın cennet anlayışına kaynaklık ettiği düşünen cennet ve cehennem motifleri bulunur. Arkadaşlar burası çok önemli. Bak, aslında cennetin şeyi ta şeye kadar gidiyor. Sümerlere, antik Yunanlara, Hintlere kadar gidiyor. Birazdan onu açacağım arkadaşlar. Şu kendimi biraz beyazlatayım. Niye ben kapkara çıktım öyle ya? Evet. Divan. Evet. Neymiş? Yahudilik, şöyle diğer dinleri de alalım da sadece İslam'la olmasın. Yahudilikte cennet neymiş abicim? Ona bakalım. Yahudilik, bakın şimdi İslam dinindeki cennetle Yahudilik ve Hristiyanlık cennet arasındaki farka dikkatler arkadaşlar. Buraya biraz fark. Bakın Hristiyanlık ve Yahudilikteki cennet biraz daha ne bileyim akla mantığa yatkın. Yahudilikte cennet neymiş abicim? Neymiş? Ve Tanrı doğuda Aden'de bir cennet yapıp ve yarattığı Adem'i oraya koydu. Ve Rab görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı
ve her bahçenin ortasına hayat ağacını ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi. Cennet yaşanılacak bir yer olarak tasvir edilmiş. Bakın bir yer, yaşanılacak bir yer. Huriler muriler yok burada gördüğünüz gibi. Hristiyanlığa geçelim. Hristiyanlıktaki cennetin tanımı neymiş abiciğim? Hristiyanlıkta cennet. Hristiyanlıkta cennet Tanrı'yla beraber olabilme durumudur. Hristiyanlar Tanrı tarafından her gün değiştirilerek yenilendiklerine, kıyamet günü geldiğinde yeni bedenlere sahip olarak Adem'in günah işlemeden önceki hali gibi yeni yaratılan dünyaya Tanrı ile birlikte olacaklarına inanılır. Gayet güzel bir tanım değil mi? Yani böyle İslam'dakinden biraz farklı. Evet, İslam'daki cennete doğru şöyle bir gidelim bakalım. İslam işte zurnanın zırt dediği yer. Bizim konumuz İslam değil mi normalde? Evet, İslam'a bakalım. İslam'da cennet. Cennet İslam'da İslam dinine inananların ebedi olarak kalacaklarına inandıkları bir ahiret mekanıdır. Sıradan insanlar mahşerde toplanıp dünyada yaptıklarının hesabını cehennemde azap çektirilmek şeklinde verdikten sonra gidebilirler. Peygamber, veli ve şehitler gibi seçkinler ise Sırat Köprüsü'nü bile görmeden doğrudan cennete uçabilir. Bakın peygamber, veli ve şehitler, şehitsin o, şehitliğe dikkat edin. Sırat Köprüsü'nü düz geçiyorsun abi. Evet, genel bir görünüm olarak cennetin erkek zevklerine hitap ettiği sıcak ve kurak Orta Doğu bölgesinin insanlarının özlem ve hayalleri ile ilgili olabilecek gölgeler, serinlikler, ırmaklar, bağlar, bahçeler içerdiği düşünülebilir. Bak gayet güzel bir tanım değil mi? Ha, Hristiyanlık ve Yahudiden farkı. Cennette köşkler, saraylar, cennetliklerin her türlü arzularına cevap veren huriler ve gılmanlar bulunur. Görüyor musun? Diğer dinlerdeki tanım ve İslamiyet'teki tanımı görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Evet. Devamını getiriyorum ekrana metnin. Cennetteki hayat sonsuzdur. Ve orada birçok mükafat verilecektir. İnsanlara, inanca göre kafir, müşrik ve münafık kişiler cennete giremez. Biz ayvayı yedik abicim. Huri gitti. Ebedi olarak cehennemde kalırlar. Müslüman olup günah işleyenlerin ise, Müslümansan abicim, günah işliyorsan yırtarsın ha bak. Ne yaparsan yap, her pisliği yap, Müslümansan yırtıyorsun. Allah günahlarını affetmezse bir süre cehennemde günahlarının cezasını çekeceklerine ve daha sonra da cennete gideceklerine inanılır. Ne güzel, ne güzel. Şimdi bakın, şöyle ekrana kendimi koyayım biraz dinlemiş olalım. Bakın cennete gitmenin şeylerini görüyor musunuz abiciğim? Görüyor musunuz? Cennete gidebilmek için Müslüman olmanız şart. Kafirsen, münafıksan, dartsan, zurtsan cennete giremiyorsun abiciğim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın cennete gitmek için ne demişti? Peygamber olacaksın, veli veya şehit olacaksın. Bakın Kur'an'da şehitlikle ilgili bakın nasıl güzel bir ayet var. Ben bunu ekrana şöyle bir koyayım. Benim daha önceki yaptığım videoların kaynakları gerçi bunlar da. Evet şöyle ekrana koyayım. Bakın cennete gidebilmek için abiciğim. Nisa suresi 74. ayette bakın ne diyor? O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Görüyor musun? Düz geçiyorsun. Sırat köprü düz geçiyor bu adamlar. Çünkü cihat var. Gerçi bu ayetler gibi bir sürü var arkadaşlar. Ben sadece ikisini göstereceğim. Bir sürü ayet var cihat karşılığında. Yani cihat edersen Allah seni boş göndermiyor yani. Allah'ın dinini yaymış oluyorsun. Bir güzel ayet daha var mesela. Bir güzel ayet daha şöyle dayayalım. Gol gibi olsun. Evet. Diğer bir ayet. Nisa suresinin 95. ayeti. Bakın ne diyor? Müminlerden zür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat edenler eşit olamazlar. Görüyor musunuz? Allah mallarıyla canlarıyla cihat edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Görüyor musun abiciğim? Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı cenneti vaat etmiştir. Ama
mücahitleri büyük bir mükafat ile kendi katından dereceler, bağışlama ve rahmet ile cihattan geri kalanları üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet eder. Allah'ın merhametinde görüyor musun abiciğim? Şimdi bununla ilgili bir ayet daha var. Tövbe 111. Orada aynı şeyi anlatıyor. Bu ayetin şeyi. Yani cihad edersen abiciğim, cennete direkt gidiyorsun. Şimdi IŞİD'dir, Taliban'dır, El-Kaide'dir, DAEŞ'tir, neyse, Hamas'tır. Tamam, bir sürü şey var. Cihatçı terör örgütleri var. Nereden geliyormuş ilham kaynağı? Bakın nereden geliyormuş. Peki ilham kaynağının devamında nasıl bir cennet var? Bakın Allah öbür tarafta size nasıl bir cennette size altın bilezik veriyor. Orada bozdurun abicim, apartman dikin. Bakın Keyif suresinde size altın bilezikler var. Değil mi? Okuyalım şöyle. İşte onlar için işlerinden ırmaklar akan Aden cenneti. O Aden'i eksik çıkmış abicim. Aden. Büyük oldu. Aden cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın beziklere süslenecekler. İnce ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennet ne güzel yasaklanacak bir yerdir. Altın bileziği ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın ya? Altın. Sen yani orada altın bilezik dedin, bu dünyadır. Altın bu dünyada değerlidir. Öbür tarafta senin ne işine yarayacak? Düşünebiliyor musun? Ne kadar mantıklı ya, ne kadar mantıklı. Hani İslam'ın kaynağında nasıl anlatıyorduk şeyi, cenneti? Görüyor musunuz? Bir dünya şeyi var. Bir de Arap'ın öbür tarafta kafasında tasarladığı bir cennet var. Arap'ın hayali. Şimdi devam edelim. Daha bu Arap'ın hayalinin, bir çöl bedevisinin kafasındaki cenneti şöyle bir görelim bakalım. Şüphesiz Haç suresi. Şüphesiz Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmak akan cennetlere koyacak. Bakın ırmak akıyor. Bunlar Arabistan'da olmayan şeyler değil mi? Irmak akacak. Su yok. Su yok. Bir Arap'ın, bir bedevinin kafasındaki cennet. Orada altından bileziklerle, bakın altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysi ise ipektir. İpek giysi giyiyorsun abi. İpek. Apartman alacaksın anasını satayım. Geç apartmanda ne işe yarayacaksa. Devam edelim. Fatır suresinde bakın nasıl bir bilezik veriyor. Altın. Altın. Dünya malı dünyada kalır derler ya. Altın öbür tarafta abi. Fatır 33. Onlar Aden cennetine girenler orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Başka ne var? Gelelim. Altın tepside ziyafet var. Bakın Zuruf suresi 71. Altın tepside. Zuruf 71. ayet. Onlar için altın tepsiler ve kadehler, orada şeye çıkmamış. Program görmüyor arkadaşlar. Neyse anlıyorsunuz zaten. Onlar için de altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. Görüyor musunuz cennet? Abi altın lan, altın var lan. Altın tepsi var, altın bilezik, ipek elbise. Çok ilginç, çok ilginç. Devam edelim. Gümüş var abicim. Bakın gümüş var. Gümüş veriyor bir de. Altın olmadı, belki gümüş de olsun. Bakalım İnsan suresinin 15. ayet. Etrafında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüş şeyi düzelteyim bir saniye. Evet, şey çıkmıyor programda. İnsan suresinin 21. ayet. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. İpek elbiseler, yeşil. Arabistan'da olmayan şeyler. İpek ve yeşil, yeşillik. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Herhalde bunlar biraz daha cennetin alt kademesinde olanlar herhalde. Yukarıda olanlar altın bilezik, aşağı doğru inince gümüşe iniyor. 16 cehennem zaten. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Ha, o içeceği de şimdi göreceğiz abi. Şimdi o içeceği de görelim. Ha, şimdi gelelim asıl konumuz. Bakire hurlar arkadaşlar. Bakire hurler. Bak şunu biraz başlığa koyayım da. Huriler. Bakire hurler. Şöyle 3 tane ayeti ekrana koyalım. İşte asıl bizim konumuzun şeyi o. Huriler abi. Bakireler, huriler. Bakın neymiş bakire huriler? Vaka suresinin 38. ayet. Şöyle isterseniz siz bir okuyun arkadaşlar.
Allah'ın takdirine bakar mısınız? Şöyle okuyun. Ben isterseniz tekrar okuyayım. Şöyle bir göz gezdiririm. Metne bir göz gezdirin abi. Evet, okudunuz mu? Okuyalım bakın Bakara Furular neymiş. Onlara ahiret mutluluğuna erenler için, yani şehitler için, cihad edenler için, erdemli insanlar için, erdemli insan ikinci planda. Ama şehit oluyorsan abicim, Allah'ın dinini yayıyorsan, cihad ediyorsan, IŞİD gibi, El-Kaide gibi, tamam mı? Bu terör örgütleri gibi cihad ediyorsan, direkt gidişin belli bak, onu anlatıyor. Anlatıyor musun? Onlara ahiret mutluluğuna erenler için. Her bir yaşta eşleri çok seven gösterişli bakireler yaptık. Şimdi bazı, şimdi Caner Taslaman olsun ya da Edip Yüksel'ler gibi diyor ya, orada seks yoktur, orada seks şeyi yoktur. Bakirelik nedir yani? O zaman niye bakire bunlar? Bunlar bakire olarak niye geçiyor? Değil mi? Bakireymiş. Şimdi ben az önce şey okudum programdan önce. Caner Taslaman'ın Cennet Tasvirini okudum. Bunlar diyor benzetmedir diyor yani. Kinaya yapıyor, anladın mı? Öyleymiş. Yani farklı anlamı varmış. Şimdi bakire dediğin zaman sen ne anlıyorsun mesela? Bakire. Ne anlıyorsun? Niye bakire olarak kelime Kur'an'da geçebilir? Allah neden bakireliği burada öne çıkartıyor? Yani şimdi var mı seks? Yok mu seks? Sen kararını ver. Ne diyor bak? Hep bir yaşla eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. O da yetmedi. Tur 20'de bakın ne diyor? Onlara dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyet yiyin için denir. Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir. Huri. Huri burada da şey ne diyor? Arkadaş. Arkadaş. Değil mi? Sohbet arkadaşı. Sohbet arkadaşın senin şey mi oluyor? Bakire mi oluyor? İri gözü niye oluyor mesela? Ya. Evet, devam edelim. Abicim ayetler kakalı. Ayetler kakalı. Devam edelim. Bakın hurilerle ilgili. Bakara suresinin 23. ayet. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Duhan suresinin 54. ayet. İşte böyle ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Bakın kaç tane huri oldu. Bir de evleniyorsun. Adam arkadaşıyla evlenir mi arkadaş? Sohbet arkadaşıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş. Bahçeler, üzümler kendileriyle bir yaşta göğüsleri yeni tomurcuklanmış genç kızlar, genç kızlar. Yani sohbet arkadaşı genç kız oluyor, o da ilginç. Ve dolu dolu kadehler vardır. Kadeh, şaraba vuruyorsun abiciğim. İçiyorsun yani. Lan ne güzel bir cennet. Tabii sen de gider cihad edersin bunu okuduktan sonra. Bir Allah bunu demişse abiciğim, eğer inanıyorsan sen de gider cihad edersin. Sen de dünyaya terör saçarsın. Neymiş? Bakın Allah ne güzel anlatıyor değil mi? Allah nurunu tamamlayacak. Allah'ın nuru sana işte. Al sana Allah'ın nuru. Devam edelim. Devam edelim. Saffat suresinde ne diyor? Hurler gibi. Ancak Saffat suresi 40. Ancak Allah'ın halis kulları başka. Saffat suresinin 41 ve 42. ayet. İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir. Onlar 43, onlar naim cennetlerindedirler. Evet, 45 ve 46. ayeti. Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş berrak ve içeceklere lezzet veren kadehler dolaştırılır. İçiyorsun abiciğim, ne güzel değil mi? Ne güzel bir cennet lan. Ne güzel bir cennet. Devam edelim. Saffat suresinde bayağı bir cennet varmış. Güzel cennet var. Devam edelim. Saffat suresinin 47. ayeti. Onda baş döndürme özelliği yoktur. Yani içtiğin içki de sarhoş etmiyor abiciğim. İçiyorsun içiyor sarhoş etmiyor. O zaman ne içiyorsa. Onlar onu içmekle sarhoş da olmazlar. 48 yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır. Görüyor musunuz? 49. Sanki onlar beyazlıklarıyla saklanmış, gün yüzü görmemiş yumurtalardır. Vay be. Allah'a bak. Allah neler veriyor ya. Allah da. Şimdi arkadaşlar bu şeylerle ilgili bir eklenti göstereceğim. Bu huri fikri Muhammed'e nereden gelmiş? Onu şöyle bir göstereyim. Çünkü bu huri şeyi sadece şeyde yok. Yani tabi Hristiyanlıkta, Yahudilikte geçiyor diyorlar ama bunu Yahudilere sormak lazım. Biz şeyi burada İslam'ı tartışıyoruz.
Yahudilikte de var falan diyorlar ama ben Yahudi'ye sordum öyle bir şey yok diyor. Sadece bahçe olarak geçiyor diyor. Neyse konumuz o değil zaten. Şimdi burada dikkat çekilecek yer bu cennetteki huriler sadece İslam'a özgü değil. Muhammed bunu başka yerlerden kakalamış. Yani araklamış abiciğim. Araklamış. Normalde bu huriler yani bu seks kölesi diyelim bu dünyada cariyeler var ya öbür tarafta seks kölesi olarak düşünürsen bunlar arkadaşlar şeyde Hint mitolojisinde ve Yunan mitolojisinde olan şeylerle de biraz ilişkili yani ilintili bir konu. Bakın şimdi ben şeye gireceğim. Apsara diye bir konu var şeyde. Hindistan'da. Yani Hintlilerin inancına göre orada onların tanrısı böyle bir şey veriyor. Yani öldükten sonra böyle bir kadın vaat ediyor. Muhammed büyük bir ihtimal bunlardan etkilenmiş abiciğim. Bakın o metni ekrana yansıtacağım şimdi. İngilizcesini ve İngilizcesinde programa okutturacağım abiciğim. Bakın şimdi şöyle bir Hindistan'da yani Hindistan mitolojisinde böyle bir içerik var. Bir okuyalım. İngilizcesini ben programa okutturacağım. Sonra Türkçesini çevirmeye çalışalım. Bakın Muhammed aslında dedim ya bu huriler, bu seks köleleri yani seks şeyleri şeylerden, diğer dinlerden de var. Yani oradan etkilenmiş demek ki Muhammed. Şöyle bir okuyalım abiciğim isterseniz. Size şöyle açayım. Bakalım ne diyor. In Indian mythology, Apsara is a beautiful, supernatural female beings. They are youthful and elegant, and superb in the art of dancing. They are often wives of the Gandharvas, the court musicians of Indra. They dance to the music made by the Gandharvas, usually in the palaces of the gods, entertain and sometimes seduce gods and men, as ethereal beings who inhabit the skies. And are often depicted taking flight or at service of a god. They may be compared to angels. Evet, bakın yani öbür dünyadaki melekler ilişkili bir şeymiş. Şöyle okuyalım. Bakın ne diyor abiciğim? The Indian mythology diyor. Hindistan mitolojisinde apsalar güzel, olağanüstü kadın varlıklardır diyor. Bak, Türkçesini okumaya çalışıyorum. Supernatural female beings. Genç ve zarifler ve dans sanatında mükemmellerdir diyor. They are young, full and elegant. And super in the art of the dancing. Bakın onu söylüyor. Genellikle İdra'nın mahkeme müzisyenleri olan Grandad'ın eşleriymiş bunlar. Yani. Evet, they are often wives of the Gandharvas, the court musician in the, of the Indra. Yani onların Indra'nın müzisyen hakimleri gibi bir şey diyor. Genellikle tanrıların saraylarında Gandharvas tarafından yapılan müziklerde dans ederler. Eğlendirirler. Ve bazen tanrıları ve insanları baştan çıkarırlar. Bakın orada yazıyor. Entertain of the sometimes seducts gods. Gökyüzünde yaşayan genellikle uçuşa ya da bir tanrıya hizmet ettirilmek üzere tasvir edilirler. The eternal beings of the inhabited in the skies and are often depicted stalking flight at the service of the god. Bakın ne diyor? Benim dediğim orada yazıyor. Varlıklardır. Meleklerle karıştırılabilirler diyor. Bakın böyle bir şey. Bakın o şeyi de göstereyim. Hindistan'daki yani Hintlilerin, bu Buda'dan mı geliyor artık bilmiyorum. Onların mitolojisindeki şu resmi göstereceğim şimdi. Bakın ekranı bir şey yapayım şurada. Bir dakika abicim. Bakın ekranı yansıtıyorum. Şu şeye dikkat edin abicim. Görüyorsunuz değil mi? Bakın o Hindistan'ın tanrısındaki bizim dinimize huri olarak geçen şeyin heykeli. Bakın burada da var abiciğim. Görmedik mi? Bir de aktarayım. Evet bakın şu. Şu resmi görüyor musunuz? Aşağıda da yazıyor bakın. Hindistan mitolojisine geçen bir şey abiciğim. Evet devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir metin daha göstereceğim. Ve şeydeki Yunan mitolojisindeki hurilerle de burada da çelişkili. Şurada bir metin var. Onu okuyayım. Nemf diye bir şey geçiyor. Yani bu konu abicim şeylerde de var. Hindistan mitolojisinde de geçiyor. Mesajlarım siliniyor mu? Abicim ben şu an mesajlarla uğraşamayacağım. Konuyu anlatıyorum. Küfür etmediğin sürece kimse seni banlamaz. Evet devam edelim şimdi. Yunan mitolojisindeki Türkçe bir metin. Onu getireyim ekrana. Yunan mitolojisindeki şu metni okuyalım abicim. Bakın ne diyor? Yunan mitolojisinde geçen bir hikaye.
Nefhe veya Türkçe nef, nif ya da diğer bir deyişle peri olarak da anılır. Yunan mitolojisinde yeri ve denizi dolduran sayısız çoktaki dişi tanrısal varlıklardır. Ölümsüz değil, değillerdir ama tanrılar gibi amfrosia ile beslendiklerinden çok uzun yıllar yaşayanlar, uzun yıllar yaşarlar ve hep genç ve güzel kalırlar. Amfrosia balımsı bir maddedir ve uzun yıllar yaşamı sağlar, doğurganlık ve zarif simgesidir. Mitlerde genellikle güzellikleri yüzünden başlarından geçenler anlatılır. Genel olarak perilerin güzelliğine vurgu yapılır. Çok sayıda nefif türü vardır ve bunlar yaşadıkları yerlere göre ayrı adlar alırlar. Oreadler dağlarda, Nejatler akarsularda, Nitler meşe ağaçlarında, Limna deslar göllerde, Cirina elar çeşmelerde, Pegaler kaynaklarında, Potamya okunmuyor neyse, bataklarda yaşarlar. Bakın, bakın mitolojide yani Hindistan'ın mitolojisinde de böyle bir tanım var abicim. Şimdi bakın o şeyi göstereceğim. Hindistan demişim, Yunan. Yunan mitolojisindeki bu perilerin tasvirini ekrana yansıtıyorum abicim. Bakın orada da aynı şey var. Bakın şöyle geleyim. Görüyor musunuz? Bu da Yunanların yani Grek diyorlar ya. Yunan mitolojisindeki o tanrıçaların öbür tarafta cennetteki hali. Bir tane daha var onu göstereyim. Bir de şöyle bak. Yunan mitolojisinin cenneti. Yani demek istediğim şu arkadaşlar, sadece Muhammed'e özgü bir konu değil bu. Anlatabilir miyim? Yani Muhammed bunları bir yerden kakalamış abi. Evet, konumuza dönelim. Cennette başka ne var? Başka hangi ayetler var? Mesela yiyecek, içecekler var abiciğim. Yani hurilerle iş bitmiyor. Bakalım başka ayetlere. Evet, şöyle. Yiyecek ve içecekler. İçecek. Vaka suresinin 20-21. ayet. Arzulayıp sinekler seçecekleri meyveler, canlarının çektiği kuş eti. Bakın kuş eti veriyor. Fuzulet 31-32. Orada nefislerinin arzuladığı her şey sizindir. Ve istediğiniz her şey de sizindir. Çok bağışlayan ve çok esirgeyen Allah'tan bağışlama olarak. Allah'ın bağışlamasını görüyor musun? Hay Allah'ım ya, hay Allah'ım, Allah'a bak ulan. Tur suresi 22. Onlara istek duyup arzuladıkları meyvelerden ve etten bol bol verdi. Düşünsene abicim, şöyle baktığın zaman kuş eti yiyorsun, meyve yiyorsun, şarap içiyorsun. Demek ki öbür tarafta sindirim sistemin çalışıyor abi. Güzel bir sindirim sistemi var orada. Düşünsene ya. Bir de öbür taraf soyut olması lazım değil mi? Görüyor musun? Altın bilezikler veriyor, gümüş bilezikler, tepsiler altın. Tamam mı? Ondan sonra meyveler yiyorsun, şarap içiyorsun. Düşünsene öbür taraf bir Arap bedevisinin tam kafasındaki hayat. Neyse Hint mitolojisi, Yunan mitolojisi kadın vermiş de. Tabi burada Muhammed bayağı bir süslemiş yani. Sindirim sistemi devreye girmiş. Demek ki seks yapıyorsan abicim orada ürüyorsun. Bir de tomurcuk memeli. Ben anlamadım. Niye tomurcuk memeli ya? Ben mesela belki ben tomurcuk memeli sevmiyorum da iri göğsü seviyorum. Ne olacak? Ben yeni yaşıt bir kız sevmiyorum da 35 üstü seviyorum mesela. O ne olacak? Düşünsene benim zevkim farklı mesela. Allah onları niye düşünmüyor? Desene o zaman. İsteyene de var ya. Biraz daha mantıklı olsun. Evet devam edelim. Muhammed suresinin 15. ayeti. Bakın ne diyor? Dileyelim, oynatalım, görelim. Muhammed suresi 15. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Neymiş? Orada bozulmayan su ırmaklar. Bakın Arap'ın şeyini görüyor musunuz? Arap'ın hayali. Arap'taki o Arabistan'daki çöl bedevisi neyi düşünür? Su düşünür, ırmak düşünür, bağ bahçe düşünür. Ne düşünecek? Su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlar, orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Bak, görüyor musun? Bir Arap cenneti nasıl tasvir ediyor? Çünkü Arabistan'da yok. Arabistan'da yok. Düşünsene. Bir de düşündüğün zaman hep Arabistan'ın şeyleri, meyveleri. Mesela gidip Avrupa'daki bir şey yok. Avokado yok mesela. Değil mi? Mesela onlar falan yok. Ya da ne bileyim başka şeylerde meyvelerden söz edilmiyor. Evet.
Gelelim bir de ipek giysiler. Demin de söylemiştim ya, ipek giysiler var. İpek giysiler neymiş? Ona bir göz atalım. İpek giysiler. Haç suresinin 23. ayet. Şüphesiz Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak. Orada altından bileziklerle, incilerle süreceklerdir. Oradaki giysiler ise ipektir. İpek elbiseyi sen kime görüneceksin ya? Öbür tarafta kime görüneceksin? İpek elbiseyi aldın, kime hava atacaksın ya? Ulan hava atmak diye bir şey var mı ya? Şuna bak. Öbür tarafta hava atacaksın abi. Benim ipek şeyim var, elbisem var. La. Fıtır fıtır suresi. Onlar Adem cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiselerse ipektir. Hava atıyorsun abi. Altın bileziği geçir, gümüş. Giyiniyorsun, hava atıyorsun. Zenginim. Duhan suresinin 53. ayet. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. Lan kim kime hava atıyorsa orada ya. Kim ki kime beğeniyor ya. Allah Allah. Çok ilginç. Çok ilginç. Havana basıyorsun yani öbür tarafta. İnsan suresi 12. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilere mükafatlandırır. Nisan. Ne Nisan diyorum ben ya? İnsan. İnsan 21. Üstlerine ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Yeşil elbiseler. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz içecek içecektir. Demek ki abicim yiyorsun, içiyorsun, sıçıyorsun yani. Ya. Bize bakalım tembellik ortamı var abi. Güzel tembellik ortamı. Vur, iç, yat. Vurmala yat. Evet, neymiş? Tembellik ortamı. Bölgeliklerde, döşeklerde, pınar başlığında vesaire yan gelip yatıyorsun abi. Rahman suresi. Onlar astarları kalın ipekten olan köşelere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. Vaka suresinin 34. ayet. Onlar dikensiz ağaçları meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında. Yayılmış sürekli bir gölgede çağlayan bir su başında. Çöl bedevisi işte ne düşünür? Su başını düşün. Ne düşünecek? Tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedir. Ya ne kadar ilginç ya. Bir de arkadaşlar bir ayet daha göstereceğim. Gerçekten çok ilginç. Burada Muhammed kendisine karşı gelenleri cennete alamayacağından kardeşi kardeşe düşman etmekten bahsediyor. Bakın Mücadele suresi 22. Bakın ya çok ilginç burası bu. Ayet harbiden çok ilginç. Kardeşi kardeşi babayı çocuğa düşman ediyor. Şunu bir okuyalım mı? Bakın dikkat edin. Mücadele suresi 22. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman, Allah'a geç onu. Allah'a ve Resulüne düşman olanlara dostluk ettiğini göremez. Gördün mü bakın? Yani Muhammed'i sevmiyorsan cennete giremiyorsun abiciğim. Anlatabiliyor muyum? İşte onların kalbine Allah iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetine sokacak, orada ebedi kalacaklardır. Görüyor musun? Muhammed'in sevmediğini sevmeyeceksin. Muhammed'in düşman bileceksin. Baban dahi olsa. Ve Muhammed'in bu şeyini onları sevmediğin için yani dışladığın için Allah sana öbür tarafta cenneti vaat ediyor. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. Bakın Muhammed'in sevmediğini sevmek suç. Muhammed severse sen de seveceksin. Muhammed'in düşmanına nefret edeceksin. Baban da olsa, kardeşin de olsa. Görüyor musun? Adam ne kadar ayrımcılık yapıyor ya. Şuna bakar mısın? Bölücülük, ayrımcılık, baba olay, oğlu birbirine şey, düşmanlık etme. Oo. Nasihat veriyor. Nasıl bir barış hoşgörü diyene siz karar verin abiciğim. Ya abiciğim ne diyeceksin? Ya işte Allah'ın cenneti abiciğim. Allah'ın cenneti. Şimdi var gel sen karar ver kardeşim. Allah böyle cenneti nasıl veriyor? Yani elini vicdanına koy. Bir düşün bakalım böyle bir cennet olabilir mi? Nasıl oluyor abicim ya? Böyle cennet tasviri var mı abicim bir yerde?
Nasıl bir cennettir? Adamlar bu cennet şey yüzünden dünyada şer saçıyorlar. Muhammed'in zehiri işte abicim. Biz boşuna mı anlatıyoruz kardeşim? Boşuna mı anlatıyoruz? Daha ne anlatacaksın abicim? Adamlar niye dünyada terör saçıyor? Görüyorsun. Ve bunları adamlar çıkıp tartışmıyor. Kardeşim niye tartışılmıyor bunlar? Niye tartışılmıyor? Niye insanlar bilmiyor? Hep dürüstlükten, imandan bahsediliyor da bunlar niye bilinmiyor kardeşim? Niye bilinmiyor? Niye bilinmiyor? Böyle değil mi olur? Allah öbür tarafta hiç seks vaat eder mi ya? Nasıl bir iştir abicim? Nasıl bir Allah'tır ya? Bu dünyada cihad edeceksin, ganimet toparlayacaksın, cariyelerle yatıp kalkacaksın. Yani savaş karşılığı, cihat karşılığı vajina vaat ediyor. Öbür tarafta da hurlerle vajina vaat ediyor. Bu nasıl bir iştir ya? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu kardeşim? Bu nasıl oluyor ya? Bu nasıl bir dindir böyle şey olabiliyor? Bakın diğer dinleri de gösterdim size. Hristiyanlıkta böyle şeylerden bahsediyor mu? Bakın bütün şeye baktığınızda, ayetlere baktığınızda bir Arap bedevisinin o çöl hayatında düşleri hayat, akan sular, bağlar, bahçeler, kadın, kız böyle şey mi olur? Bakirlik de böyle bir şey olabilir mi abicim ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ya neyi anlatacağım? Bak abicim, bak 10 tane adam beğenmeme atmış ya. Kardeşim ben ne dedim lan? Oğlum bak bu senin dinin lan, bu senin diye. Adam hemen beğenmeme atıyor ya. Sen neyin derdindesin ya? Şimdi beğenmediği insan, yani cihat mı ettin? Herif dislike yaparak, beğenmeyerek cihat ediyor abi. Evet oğlum, beğenmeme yap 12 oldu. Şimdi arttırın. Sen şimdi videoyu beğenmeyerek adam cihat ediyor. Lan sana 10 tane hura nasıl sen? Pardon 72 idi. 10 da bizden al lan. 12 tane dislike attın ya. dislike beğenmeme cihadı bunlara göre. Beğenmesin, kimse izlemesin. Lan oğlum ne diyeceğim bunlara ya? Ne diyeceksin abi? Ne diyeceksin ya? Ne diyeceksin? Ya oğlum gerçekler öğreneceksin. Dislike'larla böyle beğenmeme butonlarıyla olmaz bu iş. Bu iş öyle olmaz. Bak gösteriyoruz sana. Ha bak Muhammed'in burada senin bak. Gördün mü bak? Nasıl kardeşi babaya bile birbirine düşman ediyor gördün mü? Ona da cennet veriyor gördün mü? Kodaş sen ne anlatıyorsun? Sen dislike'la mı cihat yapıyorsun şimdi? Gerizekalı. Ya ne diyeceğim bunlara? Ne diyeceğim ya? Neyse abi. Yavaş yavaş bitirelim. Konu şey olsun. Az öz olsun. Lan ama güldüm ya. Herif dislike'la cihat ediyor abi. Huri düdükleyecek herif yukarıda. Huri. Lan oğlum. Aklen, mantıken düşün ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey 13 tane kılman bunu beğenmedi. Ha kılman mevzusu hangi ayetteydi ya? Dur kılman neredeydi o kılman? Kılman ayeti vardı. Kılman da şey arkadaşlar. Öbür tarafta Muhammed'in eşcinsellere vereceği şey. Kılman hizmetçi var erkek. Hadi bazıları da uyduruyor ya onu. Şey diyor. İşte erkeklere şey var da huru var da bayanlara kılman var. Şimdi o Godoş burada hani dislike cihadı yapan Godoş var ya onlara diyeyim bak. Kardeşim şimdi onu da kabullenemiyor biliyor musun? Şimdi bu iyi yani öbür tarafta huri olacak. Eşi orada duracak. Bu burada huri olacak. Eşe bir şey var mı? Kadına bir şey yok. Kadına hiçbir şey yok. Bak o kadar okuduk. Hem erkeklere anlatıyor değil mi? Erkeklere veriyor. Yiyor içiyor kadın bakire. Mesela bakir demiyor bakire. Yani devam mı? Onları veriyor. Kadına ne var? Kadına hiçbir şey yok. Şimdi bu kodaş düşünecek şimdi tamam mı? Onu da kabullenemez. Öbür tarafa gittiği yani ya erkek ya yatar kalkar hurlarla sevişir. Bunun eşi ne olacak? Ulan onun eşini kim düdükleyecek? O zaman onlara yok. Onlara hiçbir şey yok. Onlara sadece sonsuz huzur var abiciğim. Onu kabullenemiyor anladın mı? Onu kabullenemiyor. Kendisi orada sevişecek ama eşi o da cennete gelmiş. Ona ne var? Ona ne var? Bir şey yok. Yok o sadece sonsuz huzur, o sadece sonsuz. Ben sevişeceğim abi. 72 tane huri sırayla eşim yok o sadece o şeyde bak huzur içinde kalacak. Huzur. Şimdi oraya hiç basmıyor ha. Oraya kafa hiç gitmiyor. Orada namus işliyor anladın mı? Orada namus çalışıyor. Orada namus çalışıyor. Benim kızım çolum işte kız tabii erkek sorun yok da. Kız olursa sakat. Ya da eşi öbür tarafta yok ona bir şey yok. Ya bu şeyin dindoşun kafası oraya gitmiyor işte.
Lan madem Allah Allah'sa, Allah'ta bir şeyse, ne bileyim, adaletli biri ise niye kadınlara vermiyor oğlum? Versin kadınlara da. Niye vermiyor? Onlar kimseyle sevişmiyor. Sen sevişiyorsun da onunla, o niye sevişmiyor? Bırak o da sevişsin. Eğer Allah'ta adalet varsa. Anladın mı? Yani hatta bazıları da anlatıyor ki böyle. Bazı hatta dindoşlar falan da var böyle, profesörler falan. Öbür dünyada diyor, şey diyor, bütün diyor şeylerin, cennetteki insanların diyor namusu diyor, alınacak diyor. O his alınacakmış. Alınacakmış. O yüzden sevişecekmiş. Yani öyle bir problem yokmuş yani. Anladın mı? Böyle de anlatıyorlar. Böyle de anlatıyorlar. Ya abicim ne diyeceksin? Ya ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Ey kardeşim, madem bize karşısın, bizim dediklerimiz yalan, biz uyduruyoruz, ayetler ortada. Aç oku kardeşim, aç oku. Ben mi uyduruyorum? Senin Muhammed'in mi uyduruyor? Şu cennet bir bedevi hayatının özlemi mi? Açar görürüz. Akan ırmaklar nerede yok? Arabistan'da yok. Git Avrupa'da her yerde var. Değil mi? Her yerde var. Değil mi? Bağlar, bahçeler orada her yerde yok. Git Avrupa'da her yerde var. İbucum, Müslüman kadınlar bence eşlerinin ibadet etmesinden şüphelenmeli. Demek ki huri istiyorlar. Ya kardeşim yani şey yapması lazım. Yani diyorum ya abi, adam kendisi öbür dünyada hurlarla sevişirken karı ne yapacak? Karısı var orada. Ya karısı kenarda izleyecek. Bu orada karıyla sevişecek. Hani hayat boyu beraberdik, hani seviyorduk, aşkımız vardı. Değil mi? Neyse arkadaşlar, bitireyim. Bu konu biraz az ve öz olsun. Kimseyi yormayalım. Yayına katılan bütün arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bu arada dünyanın değişik yerlerinden, Amerika'dan, Avrupa'dan, ta Japonya'dan bile bizi takip eden arkadaşlar var. Çok teşekkür ederim. Bana güzel mesajlar çekiyorlar. Canlı yayınlarımızı soruyorlar sürekli. Arkadaşlar elimden geldiğince canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Çıkıp böyle guru guru anlatıp da kimseye sıkmak da istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bilmiyorum yani, programları 2-3 güne bir zaten açıyorum. Zaten diğer arkadaşlar da açsın. Onlar da çıksın. Tek beni görmeyin. Canlı yayınlarda zaten mümkün mertebe diğer arkadaşlara da alıyoruz. Herkes gelsin, konuşsun, konuşalım. Gelirse Edip Yüksel'i de alacağız zaten. İleride başka insan olursa, ne vardı o? Neşan Şivanyan mıydı? Onunla görüştüm. İleride onunla da bir canlı yayın yapacağım. Olursa herkesi konuşalım. Ama işte çoğunluğu sağlamamız lazım. Özellikle YouTube kanalı şu an takipçisi 2000'i falan geçti ama şöyle 20.000'i bulsak abicim patlatırız ortalığı zaten de. Ama bir de yani zannetmiyorum bizim bu kanalda gider abicim. Çünkü Kasım'a geliyoruz. Aralık ve Ocak genelde YouTube'da kanalların kapanma şeyleri temizleniyor. Şikayetler çok geliyor bilmiyorum. Genelde benim tecrübem öyle, birkaç yıldır. Daha önce kanallarımdan da biliyorum. Aralık ve Ocak'ta YouTube'da bir temizlik çekiyor. Şikayet olanlara bir yıllık şikayetimi şey alıyor bilmiyorum yani. Alıyor. Kapanabilir. Şey var zaten, bizim Gizlenen İslam Gerçeği web sitesi şu an tekrardan tasarlıyoruz arkadaşlar. Uzman arkadaşımız yapıyor. Orada videoları yayınlayacağım. Yani YouTube kanalı kapansa bile, zaten grupta, Facebook grubunda zaten şey yapıyoruz. YouTube kanalı kapansa bile kendi web sitemiz üzerinden yapacağız. Böyle YouTube'la falan olacak iş değil abicim. Çünkü bu adamlar toplu şekilde şikayet ediyorlar. Galiba bu kanalın kapanmasının nedeni, bizim hakkımızda video yapan bir tane şey vardı. Dindoş Kodoş vardı. Bana hırza namusa gelinceye kadar laf eden, hırsızlara kadar laf eden. Onun cemaatinden grupça benim kanalı şikayet etmiş olabilirler. Gizden İslam Geçe YouTube kanalı. O yüzden kapanmış olabilir. Çünkü adamlar hurra saldırıyorlar. Gidiyorlar mesela bir Facebook grubunda toparlanıyorlar. Accent TV gibi YouTube kanalına da bir bildiri açıyorlar abi. Hurra kanala günde yüzlerce kişi bir anda şikayet gönderince kapanabiliyor. Adamlar diyorum ya, bunlar günümüzde çıkmasın. Adamların ekmeği var bu işin içinde. Dolayısıyla kapansa bile abicim, ben web sitemiz hazır olsun, bütün videoları oraya sırayla yükleyeceğim zaten. Zaten canlı yayınlarda bu kanal yaşayabildiği kadar yaşayacak. Ondan sonra artık kendi sayfamıza da yayın yapacağım arkadaşlar. Oldu arkadaşlar, bugünlük yeter diyelim. Çok teşekkür edelim. Yayına katılan bütün arkadaşlara, dünyanın her yerinden bize destek sağlayan, bize güzel mesajlar çekip gerçekten bizi takdir eden arkadaşlara çok teşekkür ederim. Sizin desteğiniz olduğu sürece biz de yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın.
Hepinize iyi geceler, sevgiler, saygılar.